Cumhurbaşkanı'ndan seçim açıklaması geldi. Erdoğan Türkiye'nin erken seçime gideceğini söyledi ve seçim tarihi verdi. 1 Kasım. Erken seçimi ve piyasalara etkisini konuşacağız bugün. ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'la beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Önce bir Cumhurbaşkanı'nın sözlerine kulak verelim isterseniz, ardından devam edelim. Ha şimdi ana muhalefet partisine yetki verilmeli. Tamam da yani biz şimdi bunlarla bu görüşmeler yapılmış. Ana muhalefet partisinin başındaki zat, ben Beştepe'yi tanımıyorum. Beştepe'yi kaçaktır. Beştepe'ye gitmem. Bütün bunları söylerken şimdi ben Beştepe'yi tanımayanı, Beştepe'nin adresini bilmeyeni Beştepe'ye niye çağırayım ki? Bütün bu gerçekler ortada. Zaman kaybetmeye gerek var mı? Yok. Şimdi böyle bir şartta da ortada bir vaka var. Nedir? Ha, Cumhurbaşkanı ülkeyi seçime götürebilir mi anayasaya göre? Götürebilir. Bunlar maddede çok açık net var mı? Var. Öyleyse şu anda Cumhurbaşkanı olarak zaten 23 pazartesi bu işin 45 günün sonu. Ve bu 45 günün sonunda da ben tekrar meclis başkanımla bir görüşme daha yapacağım. Ve bu görüşmeyi yaptıktan sonra da hayırlısıyla ülkemizi bir erken seçime götüreceğiz. Biliyorsunuz seçimle ilgili takvim şu anda açıklanıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de kim ön seçim yapacaksa, kim normal bu süreç içerisindeki hazırlıklarını nasıl yapacaksa, bu hazırlıkların hepsi yapacak ve ona göre de şu anda açıklanan tarih 1 Kasım ve 1 Kasım'da da inşallah Türkiye ben tabii tekrar seçim diyorum, tekrar seçimi yaşayacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyle. ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'la beraberiz. Nasıl değerlendirdiniz? Beklediğiniz gibi bir açıklama mıydı? Piyasa 1 Kasım'da seçimi bekliyor muydu? Ne dersiniz, değerlendirmeniz ne yönde? Piyasa artık erken seçimi bekliyordu. Yani CHP AK Parti görüşmelerinin ardından aslında koalisyon olmayacağı yönünde açıklamaların gelmesiyle birlikte piyasada masada duran o erken seçim ihtimalinin şeyi oranı oldukça yükseldi. Hani Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti görüşmesinden de zaten piyasanın beklentisi yönünde bir koalisyon süreci görünmüyordu. Erken seçim ama piyasada tarih belli değildi. Şu anda hani Kasım ayı itibariyle erken seçim noktasında piyasalar önümüzdeki günlerde, tabii her seçimde olduğu gibi mevcut süreçte oluşacak anketlerle birlikte vesaire, bunların fiyatlamasını önümüzdeki günlerde yapmaya başlayabilir. Erken seçimin çok da geç yapılmamasını istiyordu piyasa. Bu anlamda 1 Kasım için, zamanlama için ne dersiniz? Zamanlama için yani hani kanunda öngörülen zaman dilimi içerisinde olmuş olabilir ama takvim olarak bakıldığında hani bir taraftan Fed'i konuşuyoruz. Sonbahar aylarında bir faiz artışı. Tamam, Eylül ayını pas geçebilir ama Ekim, Kasım, Aralık faiz artışı noktasında Fed hala istekli, ısrarlı. Dolayısıyla tam hani hem Fed'in faiz artışı hem erken seçimin aslında aynı döneme denk gelmesi bu noktada piyasalarda hani fiyatlamanın ne yönde olacağına dair de çeşitli soru işaretlerini de barındırıyor. Çünkü bir taraftan bakıyorsunuz Fed hani faiz noktasında atacağı adımların hani agresif faiz mi arttıracak, yoksa hani sembolik anlamda bir faiz arttırıp piyasaları tekrar bekleme sürecine mi sokacak? Hani Fed'den bir önceki bu hafta içinde gelen FOMC toplantı tanıklarına baktığımızda aslında hani futbol terimiyle ceza sahası içerisinde top çevirmeye devam ediyor Fed. Hani ne yardan geçerim ne serden misali. Evet, faiz olacak ama hep altlarda bir lakin cümleleri var. Ama gördüğümüz kadarıyla hani Fed'in 2015 yılı içerisinde bir faiz arttırımı gelebilir. Çok küçük gelebilir. Özellikle erken seçim, takvim vesaire, sadece bunu aslında piyasalar bir noktada fiyatlamayı farklı yönden yapabilir. Peki aynı döneme denk gelirse, yani Fed'in faiz artışıyla erken seçim, neler olabilir? Sonuçları ne olabilir? Ne yaşanabilir, görebiliriz? Fiyatlama açısından sormuyorum, yani gelişmeler açısından. Şimdi gelişmeler açısından bakıldığında
piyasalar artık 2015 yılından itibaren, yani başından itibaren FED faiz konusunda o kadar çok gürültü yaptı ki artık piyasalar hani, fiyatlara bu yansıdı. Çok düşük bir faiz arttırım sürecini bekliyor aslında piyasa. Ama burada FED faizleri arttırdıktan sonra yeniden piyasalara toplantı tutanaklarında ya da Yalın'ın konuşmalarında piyasalara yeniden güvercin anlamında bir mesaj verirse, hani piyasalar bu faiz arttırımını ikinci plana atabilir, yeniden bir fiyatlama içerisine girebilir. Ama düşük oranda faiz arttırımı, özellikle doların geldiği noktaya baktığımızda sanki hani beklenti bitti, tekrar hani doların normalleşme süreci içerisine girmesi, piyasaların da bir normalleşme bandı içerisine girmesini gösterebilir. Ama şu anda geldiğimiz noktada baktığımız zaman, özellikle Çin'i konuşuyoruz, hafta başından itibaren geçtiğimiz haftayı da eklersek Asya ülkelerini konuşuyoruz, gelişmekte olan ülkelerdeki kurları konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Hepsini bunları üst üste topluyoruz. ABD 10 yıllık faizlerine bakıyoruz. Hani FED evet faiz arttıracağım ama tahvil faizlerine baktığımız zaman bunun etkisinden eser yok. Yani 2.07 şu anda ABD 10 yıllıkla. Hani ciddi anlamda orada bir güvenli liman efektinin çalıştığını görüyoruz. Ve piyasalarda da risk iştahının azalmasıyla birlikte hani borsalarında bu süreçte aşağı yönlü gelme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Ki S&P endeksi buradaki aşağı yönlü hareketini daha sanki yeni başlattı gibi kritik eşikler var. Onları birazdan hani konuşuruz. Diğer taraftan baktığımızda DAX endeksi zaten hani aşağı yönlü sürecin devam ediyor. İçeride BIST'in durumu da hali hazırda belli. İlerleyen günlerde hem ülkelerin gösterge faizlerini konuşmaya devam ederken, ki Amerika başta olmak üzere, diğer taraftan da borsalar sanki daha çok konuşulmaya başlanacak konu olarak öne çıkacak gibi duruyor. Şimdi o zaman hani ikisi bir arada olursa fiyatlamalar ne olurdan önce erken seçime kadar fiyatlama piyasada nasıl olur, onu konuşalım isterseniz. Şimdi bu açıklama aslında çok da piyasaları bugün etkilemedi, Cumhurbaşkanı açıklaması. Çünkü siz de aktardınız, zaten piyasa erken seçimi bekliyordu dediniz. Bundan sonra sında neler olabilir, ona bakalım. Dolar TL ile başlayalım isterseniz. Çünkü dün 3 lirayı gördükten sonra 2.89'a kadar da akşam saatlerinde indi dolar TL. Önce bunun nedeniyle başlayalım bir kere. Niye düştü? Türk lirasında kalıcı bir toparlanmadan bahsedebilir miyiz? Ve erken seçime kadar doları etkileyen faktörler neler olabilir? Şimdi erken seçime kadar doları etkileyen faktörler, birincisi mevcut seçim sürecinde işte senaryolar konuşulmaya başlanacak. Yine anketler piyasaların önüne gelmeye başlanacak. İşte partilerin aldığı oy oranı ve meclis sandalyesi, meclis aritmetiği bu noktada piyasaların önüne gelecek, konuşulacak, tartışılacak. Ama dünkü hareket tipik bir zirve hareketi. Çünkü her grafikte ya da her noktada ciddi anlamda hızlı bir hareketin ardından gelen düşüş tipik bir zirve hareketi gibi kalır. Ama şu anda dolar TL 3 yukarıda, aşağıda 2.90 bandı arasına kaldı. İşte 2.95, 2.90 şu anki bandımız, bant aralığımız. 2.95'in üzerine çıkarsak 2.95 alt tarafta, 3 lira yukarıda bant aralığına doğru girecek gibi görünüyor. Şimdi seçim sürecine kadar negatif haber akışının devam etmesi yurt dışında. Ne olabilir? Çin'den yeniden kötü gelen veriler, datalar ve Avrupa tarafından ya da Asya tarafından kötü gelen datalar. Fakat bu noktada biz hem borsa tarafını takip ederken, global anlamda borsadan bahsediyorum, S&P endeksi dahil olmak üzere, diğer taraftan da tahvil faizlerini konuşacağız. Şimdi bizim geldiğimiz noktada tahvil faizimiz 10.5, gösterge bileşimiz 10.5'un üzerinde kritik bir yerde, ki şu anda 11.10 seviyelerindeydi. Şimdi eğer 11.5 bandının üzerinde eğer bizim gösterge tahvilimiz kalmaya başlarsa, ki faiz yönünde yukarı yönlü bir hareketi bekleyebiliriz. Bu durumda da hani gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahının
azalmasını, artarak azalmasını aslında konuşabiliriz. Bu dolara nasıl yansıyacak? Bu dolara, evet, bu noktada içeride dolar 2.95'in üzerinde, hı hı, hareket etmeye devam ederse ve 2.95'i destek olarak kullanıp bu bölge üzerinde kalmayı ısrar ederse muhtemelen 3 liranın üzerinde de yeni rekorla birlikte bir fiyatlama görebiliriz. Ama zirve nerede olur? 3.10 mu olur? 3.20 mi olur? Hani o artık piyasanın o anki vereceği reaksiyonla alakalı. Ama S&P endeksine dönüp bakıyoruz. Çok kritik bir yer 2050 bölgesiydi. Bu seviyeyi kırdı. Şu anda 2030 seviyesinde. Şimdi 2030-2000 bandı oldukça önemli bir seviye. S&P endeksini yaklaşık olarak bir yıldan beri bugün düzeltme gelecek, yarın düzeltme gelecek ama sonunda, işin sonunda bir düzeltme gelecek gözüyle bakıyorduk. Ki evet, ABD'de borsalar düştüğünde de bunun etkileri global anlamda, global anlamda ülkelere yansıyor. Şimdi S&P endeksi eğer 2030-2000 bandının altında haftalık kapanışa yönelirse sanki orada hani o beklenen düzeltme hareketinin gelme ihtimalini konuşabiliriz. Tabii etkileri de işte FED etkileri vesaire, hani Çin'deki bu yavaşlama, ama genel görüntü itibariyle bakıldığında sanki S&P endeksinin bundan sonraki süreci oldukça önemli. Şimdi burada biz hani kötümser senaryodan bahsettik. Hep hani S&P endeksinin. Fakat tabii bir de iyimser tarafına da bakmak gerekiyor. Eğer S&P endeksi 2030-2000 bandı üzerinde kalırsa ve bu seviye üzerinde destek olarak çalışıp yeniden 2080-2100 seviyesi üzerine doğru bir hamle yaparsa, bir yükseliş yaparsa, o zaman hani o her zaman sene sonunda konuştuğumuz bonus rallisi dediğimiz sene sonu rallisiyle piyasalar karşı karşıya kalabilir. Hı. Böyle bir durumda hem gelişmekte olan ülkeler, ki 2015 yılına iyi başlamayan ve dolar karşısında ciddi anlamda hırpalanan biz gibi ülkeler. Buralarda bir geri dönüşler oluşabilir. Yani hani bir iyimser hava ile birlikte. Sadece tepki, borsada mı yoksa? Tahvil tarafında da, dövizde de bir aşağı yönlü hareketi görebiliriz. Tahvil tarafında da aşağı yönlü hareketi görebiliriz. Ama şu anki hani mevcut görüntü hani bu senaryonun biraz uzağında. O zaman ama ihtimal dahilinde mi? Evet. Yani içeride işte siyasi belirsizlik diyorduk ki artık hani erken seçime konuşuyoruz. Gerçi sonrasındaki tablo da onu da tabii size soracağım, beklentilerinizi. Bir yandan artan güvenlik endişeleri diyoruz. Bir yandan FED diyoruz. Şimdi bir de anladığım kadarıyla S&P'yi de çok dikkatlice takip etmek gerekecek. O da oyunun içinde faktörlerden biri olarak değiştirebilir yani bizdeki kötü senaryoyu. Tabii ki, yani şimdi S&P endeksinde şöyle düşünmek lazım. S&P endeksinin kırılması, hani kırıldı 1930, hani 2000'in altında hareket etmeye başladı. Haftalık kapanış yaptı. Şimdi orada 1900'lü seviyeler baktığımız zaman, eğer burada bir düzeltme gelecekse o zaman konuşacağımız seviye olarak 1800-1750 bu bandı. Hani seviye olarak oturup konuşmamız gerekir. S&P endeksi için söylüyorum. Ama 2000'in üzerinde kalan bir görüntü yeniden S&P endeksinde işte 2130-2000 bandı arasında kalan bir görüntüde hani iyimser tarafta kalır piyasa. Ama kırılma ciddi anlamda piyasalara satış getirir. Zaten biz hani baktığımızda tamam, dolar bazında baktığımız zaman hani BIST 100 endeksi için konuşmak gerekirse hani dolar bazında görece ucuz gibi, hı hı, konuşuluyor. Ama sonuç itibariyle bir hisse senedinin ya da piyasanın ucuzluğundan ziyade bir hikayenin de olması gerekiyor. Evet. Eğer bir hikaye yoksa hani oranın ucuz ya da pahalı olması hani çok bir şey de değiştirmiyor. Hani bizim yıllardan beri hani edindiğimiz tecrübe. Şöyle ayıralım mı o zaman? Yani eğer erken seçime kadar her şey kötü giderse, yani negatif bir hava olursa S&P tarafında da, içeride az önce bahsettiğimiz maddelerde de negatif gelişmeler olursa, en kötü senaryoda dolar, borsa, faiz ne olur? Biraz daha olumlu senaryoda dolar, borsa, faiz ne olur diye. Şimdi en kötümser senaryoda bir kere 3 liranın üzerinde bir fiyatlamayı görebiliriz. 3.10-3.20 bandı hani önümüzde rekor olarak duran hani fiyat hedeflemesi noktasında olabilecek, görülebilecek seviye olarak, hı, kalan bir bölge. Hani 3'ün üzerinde. BIST 100 endeksine baktığımızda eğer şimdi
75 bin önemli bir destek bölgesiydi. Yani bu seviyenin de altında diz devam ediyor ki 70 bin 68 bin bandına doğru orada bir düşüş koridoru hali hazırda önümüzde duruyor. Bu seviyelere kadar düşen trend içerisinde devam edebiliriz. Faizler noktasında 11,5 seviyesinin üzerinde kalan bir faiz. Hani birazcık daha piyasaları sanki ciddi anlamda 13-13,5 seviyelerine faiz anlamında yaklaştırabilir gibi duruyor. Bu tabii işin hani kötümser senaryosu. Hani az evvel saydığımız gerekçelerin oluşması durumunda. Ama iyimser senaryoda şimdi BIST 100 endeksi o zaman iyimser senaryoda topla halde piyasada bir tepki gelecekse ki buna Çin'i de ekleyebiliriz. Alman DAX endeksinde işte hani en çok düşen de biz için konuşmak gerekirse ciddi anlamda düştük. Dolar bazında evet göreceli ucuzuz. Öyle bir hikayede hani S&P endeksinin yeniden yukarı yönlü dönmesi ve içeride en azından mevcut siyasi atmosferin ya da belirsizliğin ortadan kalkması ya da soğuması en azından daha gözle görülebilir bir durumun ortaya çıkması durumunda evet biz biraz yukarı yönlü hareket edebiliriz. O harekette zaten BIST'teki kademeler belli. Yani 75 bin önümüzde şu anda daha önce destekli kırıldı. Direnç olarak kaldı. 75 bin 77 bin bandı. Aşılırsa 80 bin 81 bin bandını hani beklemek gerekir yukarı yönlü tepki alımında. Ama tabii BIST'in şu anda trende dönebilmesi için yani hani yükseliş trendi düşüşün ortadan kalkması ve yükseliş trendine dönebilmesi için mutlaka 80 binli seviyelerin üzerinde kalıcı olmak lazım. Yoksa aksi takdirde olan her hareket tepki olarak kalacaktır. Peki şimdi bu genel havayı aldıktan sonra, genel beklentilerinizi aldıktan sonra detaya inmeden bir Yunanistan'a dönelim. Çünkü Türkiye gibi Yunanistan da erken seçime gidiyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Nazım Hikmet'in en güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız dizeleriyle istifa etti. 20 Eylül'de yapılması planlanan erken seçimin önünü açtı. Komşuda erken seçim piyasalarda Yunanistan riskini geri getirir mi? Noar Kapital Uluslararası Piyasa Uzmanı Ahmet Uluhan'a soracağız. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Burcu Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi Yunanistan'daki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği ile 3. kurtarma paketi konusunda uzlaşma sağlandı ve hemen ardından içeride böyle siyasi anlamda bir takım gelişmeler oldu. Nasıl okumak lazım ve Avrupa Birliği ile olan bu sürece yansır mı? Şimdi tabii öncelikle Yunanistan oldukça zor bir süreci geride bıraktı ya da bırakmak için çok ciddi bir mücadele verdi diyebiliriz. Alexis Tsipras'ın en başından beri biliyorsunuz oldukça sert söylemleri biraz daha Yunanistan lehine belki süreci çevirebilirim umuduyla bir takım taktiksel girişimleri krizi zaman zaman çok derinleştirmişti de o süreç içerisinde. Birçok kez sizin de programlarınızda değerlendirmemizde tabii sürecin belki de taktiksel dahi olsa bir noktadan itibaren Avrupa Birliği'nin istediği noktaya gelebileceğini ve Yunanistan hükümetinin şartları kabul edebileceği yönünde genel bir intiba vardı ki bu durum tabii ki sürecin aşılmasından sonraki dönemde özellikle Syriza hükümetinin kendi içerisindeki problemleri derinleştirebilecek ve tabii ki bir erken seçimin ihtimal dahilinde olabileceğini hep konuşmuştuk. Gelinen noktada artık son paketin de onaylanmasıyla beraber kendi işlerindeki muhalif seslerin artması tabii ki Tsipras'ı bu yönde bir karar almaya itti ve kendi açısından doğru bir adım atmış oldular. Yunanistan krizinin işin aslı kısa vadede piyasalar üzerinde yani bu seçimin olumlu ya da olumsuz yönde çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten küresel piyasaların şu andaki gündemi oldukça farklı bir noktada devam ediyor. Evet, ancak özellikle Çin'i konuşuyoruz. Tabii ki. Onunla da ilgili fikirlerinizi almak isterim. Çin burada birkaç hafta önce çok konuştuk. Yeniden karşımıza çıkıyor gibi. Hani tabii buna bir de Yunanistan riski de eklenir mi diye de sormak lazım önümüzdeki dönemde. Şimdi yani bana göre Yunanistan'la alakalı az önce dediğim gibi yani kısa vadede çok ciddi riskler içermeyen bir süreçteyiz. Artık buradaki yapısal reformların işleve girmesiyle beraber işte kemer sıkma politikaların biraz daha ön plana çıkması yani Avrupa Birliği ile son varılan mutabakatın bundan sonraki süreçte ne derece
doğru işleyip işlemeyeceğini takip edeceğiz ki daha önceki yani 2008 yılından bu yana gelen süreçte birçok problem biliyorsunuz yani her ne kadar anlaşma sağlansa da işin devamında Yunanlılar ödevini tam olarak yapmamışlardı. Ben Yunan halkının gelinen nokta itibariyle her ne kadar ilk söylemlerle sonraki yürütülen politikalar arasında belli farklar olsa da Syriza'nın yönetimindeki bir hükümete daha çok meyil göstereceğini düşünüyorum. Burada Yunanistan seçmeni yeni bir macera aramayacaktır. Çünkü mevcut durum ortada ve artık koşullar bundan sonra Yunanistan için en azından bir süre daha ağır olmaya devam edecek. Daha ileri dönemler içerisinde eğer ki verilen ödevler tam olarak yerine getirilemezse o zaman tekrar Yunanistan krizi masaya gelecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde kısa vadede Yunanistan herhangi bir şekilde piyasalarda bir etkisinin olmasını beklemiyorum. Peki son soru, bu durum Euro'ya nasıl yansıyacak? Şimdi Euro cephesinde özellikle son FED toplantısı, işte FED'in Eylül ayında adım atmayacağına yönelik beklentiler derken Çin'in devalüe etmesiyle para birimini tekrar FED politikalarının daha doğrusu faiz artırım sürecini ödeyebileceği yönündeki beklentinin artmasıyla dolar yönündeki bir zayıflama oldu. Bu daha çok Euro'yu yukarı çekti diye düşünüyorum. Yunanistan'daki son paketin olumlu geçmesi ya da işte artık Yunanistan krizinin askıya alınması Euro cephesine biraz daha rahatlamaya neden olsa ben fiyatlarda çok ciddi anlamda Yunanistan etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Burada genel görünümde ben doların halen güçlü olduğunu düşünsem de Euro yönlü hareketler belki 1.14-1.15 bandına doğru etkisini sürdürebilir önümüzdeki belki birkaç hafta içerisinde. Ancak Eylül ayı FED toplantısı ve o sürece kadar yaşanabilecek küresel ekonomilerdeki genel gelişmeler daha belirleyici olacaktır paritenin seyir açısından. Doğan Kapital Uluslararası Piyasalar Müdürü Ahmet Uluğan, çok teşekkürler bize katıldığınız için. Evet, şimdi Ahmet Bey, Yunanistan'daki gelişmelerin piyasalara bir risk olarak yansımasını beklemiyor. Yani erken seçim olsa da Yunanistan'ın taahhütlerine bağlı kalacağını düşünüyor. Euro dolarda da 1.14-1.15'lere doğru yukarı yönlü hafif bir yükselme olsa da daha sonra Eylül ayında FED toplantısı ile birlikte yine dolar bazlı bir hareket olacağını düşünüyor. Sizin analiziniz ne yönde Yunanistan konusunda? Açıkçası Yunanistan konusunda erken seçimin olması pozitif ya da negatif tarafta bir hikaye yaratmaz Euro zon açısından baktığımızda. Hani negatif hikayesi işte hani mevcut iktidarın ya da seçimle iş başına gelecek hükümetin işte bu Avrupa Birliği'nde yapılan bu anlaşmaları yok sayması gibi böyle bir şey beklenmiyor. Ama tabii Çipras Avrupa Birliği'nde bu anlaşma öncesi Avrupa tarafına çok zorluklar çıkartmıştı. Hani Çipras'ın siyasetin dışında kalması ya da mecliste hani başbakan olarak kalmaması açıkçası o da pozitif bir etki yaratmaz. Hani bu noktada kalır. Şimdi Euro dolar paritesinde aslında bundan sonraki süreçte birazcık daha doların yönünü izlemek gerekiyor. Çünkü yani Avrupa Birliği'nden gelebilecek verilerin Euro tarafı üzerinde ne kadar etkili olabileceğini hani oturup tartışırız. Hani çok ciddi bir etki yaratacak mı? Zannetmiyorum. Ama en büyük etken Euro'yu konuşurken doların yönü olacak. Şimdi geldiğimiz noktada doların yönünü anlayabilmek için bizim önümüzde hani baktığımız en önemli fener dolar endeksi. Şimdi dolar endeksi 96,5 seviyelerinde. Hani orada bir geri çekilme söz. Evet, o kadar hani dedik ya hani FED o kadar çok gürültü yaptı ki ama hani faizlerin ne dolar tarafında hani onu bir kenara bırakalım. Diğer taraftan da faiz tarafında da işemediğini görün. Hani dolarda bir miktar aşağı yönlü hareket eğiliminin şu an itibariyle olduğunu görüyoruz. Şimdi dolar endeksi önümüzdeki günlerde 96,5 kritik, 96-96,5 kritik bir bölge ki bu haftayı bu seviyenin altında kapatmamız ve yeni haftada 95 seviyesinin altında kalan bir dolar endeksi görece aşağı yönlü hareket etme kabiliyetine bürünebilir. Bu durumda Euro dolar paritesinin kısa vadede yükseliş tarafında kalma ihtimalinde yüksek görebiliriz. Euro dolar paritesinde özellikle grafik anlamında baktığımızda 1.11-1.11.50 bölgesi üzerinde kalan bir parite ve 1.13.50 seviyesinin üzerinde kalan bir pariteden eğer
bahsedecek olursak muhtemelen yükseliş hareketinin 1.15 seviyelerine kadar devam etmesini bekleyebiliriz şu anki görüntüde. Daha kısa vadeyi alacak olursak hani 1.12.80, 1.12.50 bandının altında biraz euro dolar hani o yukarı yönlü hareketinden bir miktar bir güç kaybedebilir. Ama 1.11, 1.11.5 bandı üzerinde kalan bir görüntü sanki paritedeki o 1.15 seviyesine ulaşma yönündeki hani o isteğini devam ettirir veya da destekler gibi görünüyor. Zaten altın tarafına da baktığımızda gelişmeler o kadar çok hızlı akıyor ki hani Yunanistan meselesini konuştuğumuz zaman da altında hani o güvenli liman efektinin çalışmadığını gördük. O krizin en zirve yaptığı noktada. Ama o Çin'de yaşanan ardı ardına gelen devalüasyon ve Çin verilerinin bir anda kötü gelmesi, diğer taraftan FED hikayesinin bir noktada değişmesi, bozulması birazcık daha altına o güvenli liman gömleğini giydirdiğini görmekteyiz. Niye bunu söylüyoruz? Tahvil faizlerine baktığımızda ABD 10 yıllıklarına 2.07 bandına gelen bir tahvil faizleri ki güvenli liman efektiyle geldiğini hani öngörürsek altının da bu noktada bu hareketten birazcık daha kendine fayda sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Peki biz yine bize geri dönelim isterseniz. Hı hı. Hani, Türkiye'de erken seçim öncesini konuşuyorduk. Genel hatlarıyla beklentilerinizi ifade ettiniz. Biraz da hani yatırımcı bazlı olarak ne yapılması konusunda tavsiyelerinizi de almak isterim. Mesela hani hala bu seviyelerden dolar alınmasını önerenler var. Siz ne dersiniz? Alınabilir mi bu seviyeden dolar? Şimdi doların hani bu seviye, şimdi biz dolar endeksini konuştuk. Eğer dolar endeksi aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirecekse hani mevcut koşullarda doların aşağı yönlü inmesini devam ettirmesini bekleyebiliriz. Hı hı. Fakat hani bu normal şartlarda. Fakat içeride biz şu anda erken seçimi konuşuyoruz. Belirsizliği konuşuyoruz. Eğer biz piyasalardan zamanında bunun örneğini çok yaşadık. Negatif ayrışma, pozitif ayrışma. Eğer piyasalar hani diğer tarafta dolar evet global anlamda değer kaybederken eğer biz içeride negatif ayrışırsak bu noktada yükseliş yönünü harekette karşılaşabiliriz. Ama yatırımcının bence en doğru yapacağı şey bir noktada bekle gör tercihini kullanması olacaktır. Çünkü 2.95 üzerinde kalan bir kurun yeni zirve getirme ihtimalini zaten hani konuşmuştuk. Ama eğer 2.90'ın altında kurlar kalma eğilimine girerse aşağı yönlü harekette 2.85-2.80 seviyesine kadar bir aşağı yönlü bir sürüklenmeyi bekleyebiliriz iyimser koşulda. Tabii ki buradaki erken seçim sürecinde piyasaların mevcut yapıda nasıl bir fiyatlama yapacağını da hani şimdiden kestirmek zor. Çünkü eğer yine meclis yapısı aynı partiyle yani hani 4 partiyle oluşacaksa o zaman hani farklı bir fiyatlama olabilir ama hani AK Parti'nin yeniden 276 milletvekili çıkartması, 280 milletvekili çıkartması ve tek başına iktidar olması durumunda farklı bir fiyatlama yapacak. Çok bir değişiklik farklı. Bekliyor musunuz erken seçim sonucundan? Yani şu anda hani piyasanın genel görüntüsü hani 4 parti arasında hani ufak tefek oynamalar olabilir ama aynı noktada yine 4 parti olarak kalır gibi görünüyor. Yani piyasanın şu anki fiyatlamasına baktığımızda. Anladım. Peki borsa yatırımcısı ne yapmalı? Şimdi borsa yatırımcısı kısa vadede düşünen yatırımcı için hani çok fazla olumlu şeyler söyleyemeyeceğiz. Ama orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için hani bir hikaye de vardır. Hani babası çocuğa hep İşte baba borsa düştü sen çok üzgünsün diye sormuş. Babası da peki bu çikolatanın fiyatı işte 10 dolardan Amerikalı bir çocuk işte 8 dolara 7 dolara düştüğünde sen mutlu olur musun? Çok sevinirim babacığım demiş. İşte onun gibi. Yani sonuç itibariyle orta vadeli ve uzun vadeli düşünen yatırımcı fiyatlar geri geldiği zaman geri geldiği noktada kademeli olarak alım yapabilirler. Uzun vadeye baktığımızda. Çünkü gerçek anlamda hani çarpanlara baktığımızda, fiyat kazançlara baktığımızda, dolar bazında baktığımızda evet iyi yerde. Ama tabii her hisse senedi alınır mı ya da her düşen hisse senedi alınır mı? Önemli olan bu noktada hisse senedinin işte temettü verim oranından tutun, hani bilanço yapısı ve mali yapısının, karlılık oranının düzgün olan, iyi olan şirketlerde her daim aşağı yönlü harekette hisse senedi almak, tabiri caizse hani borsacı deyimiyle biriktirmek uzun vadede yatırımcıya fayda yaratacak bir senaryo olarak kalır. Ama kısa vadeli olarak bakıldığında hani ben 73 bin endeksten
A hisse senedini aldım. İşte hisse endeks 68 bine 70 bine geldiğinde ben bundan zarar eder miyim? Evet, etmeniz kuvvetle muhtemel. Ama uzun vadeli düşünüyorsanız evet, fiyatlar şu anda hani bakıldığı zaman cazip yerlerde. Peki altını olan ne yapsın? Şimdi altın çok ilginç. Altın güvenli liman gömleğini giydi. Şimdi altın yatırımcısı da aslında çok mutlu oldu. Neden çok mutlu oldu? Çünkü iki tane çarpanı vardı altının. Hem dolar TL hem ons. İkisi de yukarı yönlü hareket etti. Ve şu anda gramı 108 lira seviyelerinde. Ons fiyatı burada önemli. Eğer ons fiyatında biz 1170, bunu yatırımcılar hani bir yere not edebilirler, kaydedebilirler. 1170 oldukça önemli bir seviye. 1170'in üzerinde kalan görüntü altını muhtemelen yeniden 1200'ün üzerindeki bir banda taşıyabilir. Yani 1230-1250 seviyesine. Eğer böyle bir senaryoyu biz konuşursak ve bu senaryonun işyerlik kazanması durumunda muhtemelen gram altın olarak bakıldığında 110 lira seviyesinin üzerinde yeni bir zirveyle, hani gram altında tarihi bir zirveyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü mevcut, bugün yapmış olduğumuz hani mevcut senaryoda baktığımız zaman pozitif bir senaryoda yaklaşık olarak 112-113 liradan bir gram altın hesabı ortaya çıkıyor. Tabii bunun hani daha kötümser senaryoda altının 1170'in üzerine çıkamaması ve 1130'un altında kalması durumunda muhtemelen gram altın 103-105 lira bandına kadar gerileme eğilimine girebilir. Peki son olarak da şunu sormak isterim. Hani böyle dalgalı dönemlerde yatırımcılara ne önerirsiniz? Şu anlamda soruyorum, biraz da girmeden sohbet etmiştik. Bu aralar yoğun olduğunuzu, biraz sıkıntılı olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Hani sabahın köründe gelen telefonlar, gece yarısına kadar süren mesai sizler için de zor. Tabii yatırımcılar için de çok zor. Biz haberciler için de biraz zor. Dolayısıyla hani enerji de çok önemli bir konu. Herkesin enerjisini de biraz iyi, olumlu, pozitif tutması gerekiyor. Hani bu anlamda belki tecrübeli bir isim olarak, geçmişte de benzer süreçler yaşamış bir isim olarak ne önerirsiniz? Şimdi yatırımcı tarafında bakıldığında, şimdi yatırımcının özellikle bu gibi noktalarda yapacağı iki şey var. Ya bütün hisse senetlerini, eğer hisse senedi yatırımcısıysa satıp kenara çekilip olanı biteni izlemek. Ama bunu 80 binin altındaki olan harekette yapması gerekiyordu. Evet, şu anda biraz geç kaldı mı? Evet, geç kaldı. Bu gibi durumlarda bu arada da çok önemli bir gelişme var. Suriye ve Irak'ı kapsayan sınır ötesi operasyon tezkeresi de mecliste. Bunu da hemen aktaralım izleyicilerimize. Evet. Tabii bu haber de oldukça önemli. Şimdi tabii hani negatif haber akışı vesaire hani konuşuyorduk. Hani bilemediğimiz sürpriz bir haber. Yani öngöremediğimiz sürpriz bir gelişme. Bundan sonrasını öngöremediğiniz için mümkün değil. Hani bundan sonraki ne olabileceği yönünde bir en ufak bir bilgimiz yok. Çünkü hiçbirimiz hani siyasi stratejist ya da savaş uzmanı değiliz en nihayetinde. Ama yatırımcıya önerebileceğimiz tek şey şu. Bir miktar, eğer uzaklaşabiliyorlarsa piyasadan uzaklaşsınlar. Yani belli bir noktada hani olanı biteni izlesinler. Eğer piyasadan uzaklaşamıyorlarsa mevcut noktalarda bu gibi durumlarda oynaklık çok fazla olacaktır. Yani dün olduğu gibi 3.288. Hani dün ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Evet. Hani negatife götürecek, kurları 3'e taşıyacak bir haber akışı yokken kurları 2.88'e getirecek pozitif bir haber akışı da yoktu. Oynaklık çok fazla. Yatırımcı bu oynaklıkta ciddi zarar edebilir. O yüzden birazcık daha dikkat. Peki ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bize katıldığınız için.